Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, ekmek ve et fiyatlarındaki artışı frenleyebilmek için yapılan un ve yem regülasyonunun, yani un ve yem fiyatları için yapılan düzenlemenin Mayıs 2023'e kadar devam edeceğini söyledi. ...2021'de un sanayicilerine piyasa fiyatlarının altında ekmeklik buğday satışı yapıldı ve bu sayede ekmek fiyatlarındaki artış frenlenmeye çalışıldı. Bu uygulamanın yeni hasat döneminde bitmesi planlanmıştı. Ancak enflasyon etkisini bertaraf etmek ve ekmek fiyatlarına yansımasını azaltmak için devam etmesine karar verildi. Meclis Kit Komisyonu'na bilgi veren Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, yeni bir çalışma başlattıklarını ve ekmek fiyatlarının yükselmesini önlemek için yapılan un regülasyonunun, yani un fiyatlarındaki dengesizliği gidermek için yapılan düzenlemenin 2023 Mayıs ayına kadar devam edeceğini açıkladı. Bu amaçla 411 un işletmesiyle taahhütlerini alarak anlaşma yapıldığı bilgisini verdi. 2022 alım fiyatlarının açıklandığını da hatırlatan Güldal, ekmeklik ve makarnalık buğdayda 1000 lira, arpada 500 lira hububat alım primlerinin Ekim ayında, yani hasat döneminin bitimiyle birlikte ödeneceğini açıkladı. Güldal, kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın maliyetlerini azaltmak ve yem fiyatlarını dizginleyebilmek için de yem regülasyonunu yürüttüklerini açıkladı. Ukrayna-Rusya probleminin çözülmesi veya tahıl koridorunun sağlıklı işlemesinin hem ihtiyacı olan ülkelerin arz güvenliğine katkı sağlayacağını hem de dünya tarımsal emtia fiyatlarının daha dengeli seyretmesine katkı sağlayacağını söyledi.